Arkadaşlar parkın ilerleyen taraflarına doğru gidiyorum. Böyle ana caddeler üzerinde yemek kamyonları var. Gördüğünüz gibi sıra sıra dizilmiş. Nereden baksan 50 tane var. Enteresan. Müzikler çalıyor. Bütün yemekler var yani. Bakar mısınız şuraya? Ben şimdi başka bir müzeye gitmeye çalışıyorum ama girişini bulabilecek miyim bakalım. Uzay müzesi diyor ama çalışma var. İnşallah açıktır. Açıksa gireceğim. Sağ tarafta. Arkadaşlar çok kuyruk var uzay müzesinde. O yüzden gitmeyeceğim. Yemişim uzayını da, müzesini de. Washington'ın bu tarafları daha kalabalık. Yani Beyaz Saray, Lincoln anıt tarafı daha az insan vardı ama genelde insanlar bu tarafa geliyor. Burası daha kalabalık. Ama burası kocaman bir park yani. Central Park dediğim gibi New York'taki o kadar büyük bir yer. Sırada da beklenmez yani. Arkadaşlar bu kuyruk ta şuraya kadar yani şurada daha ne kadar geri gidiyor bilmiyorum ama yani millet uzay müzesini görmek için bekliyor. Hakikaten deli bunlar. Kongre binasının oraya geldim arkadaşlar. Capitol Building. Kongre binası. Biliyorsunuz Trump seçimleri kaybettikten sonra Trump taraftarları buraya gelip binayı basmışlardı. İçeri girip masalarda oturup fotoğraflar çekmişlerdi. Buranın ırkçıları. Böyle büyük bir alan. Önünde havuz var. Capitol Building. Kongre binası bu arkadaşlar. Burada senatörler hep burada oluyor. Amerikan Başkanı yeminini burada ediyor. Biliyorsunuz şurada şey yapıyorlar, yemin töreni düzenliyorlar. Capitol binasına da gelmiş, görmüş bulunduk. 16 bin adım attım. Daha bir 2-3 bin adımım daha var yapacak. Ama eski tarihi binaları gezme işini burada bitiriyorum. Bundan sonra zaten bir şey kalmadı. Şimdi gidip bir yemek yiyeceğim. Bakın. Şu anıt ne kadar uzakta kaldı. Tam arkasında da Lincoln'un anıtı gözüküyor. Oradan buraya kadar geldik. Yani ne diyeyim size, bir 3 kilometre vardır herhalde. Bayağı yürüdüm ya. Capitol binası. Akşam yemeği yemek için bir restoran arıyordum arkadaşlar. Ve bir Türk restoranı denk geldi. İsmi Ottoman Taverna. Baktım menüde de kuru fasulye pilav falan var. Genelde Türk restoranlarında kuru fasulye pilav olmuyor. Hep kebap, tavuk falan oluyor. Bu dikkatimi çekti. O yüzden bir geleyim bakayım dedim. Washington'dayım. Washington'da Türk restoranı buldum. Bakın Ottoman Taverna. Şimdi burada akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Bakalım nasıl bir yer. Arkadaşlar bu Ottoman Taverna'ya girdim. Bakın fiyatlar bu şekilde.
Ama burası güzel bir mekana benziyor. Yani fiyatlar biraz daha fazla gibi gözükebilir ama bence yine de uygun. Ben kupa süre pilav yiyeceğim $20. Bakın şunlar da var. Orada. Yani ben böyle Türk lokantasına hiç gelmemiştim. New York'ta gitmemiştim yani. Genelde bu kadar şık olmuyor. Bakın gayet güzel şık bir mekan. Şöyle de bir barı var burada. Şu taraftan giriliyor. Nazar boncukları falan koymuşlar. Güzel bir mekan. Bakalım inşallah yemek de güzeldir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Washington videolarımı burada bitiriyorum. Akşam oldu zaten. Otele gidiyorum şimdi. Bayağı bir gezdim. Yaklaşık 22 bin adım attım bugün. Kendi rekorumu kırdım. Güzel video oldu. Yaklaşık sanırım 3-4 parçada paylaşacağım Washington videomu. Yarın New York'a dönüyorum. Buradan bir 4-5 saat araba kullanacağım. New York'a döneceğim. New York'taki hava sıcaklığı burayla hemen hemen aynı. Ama mesela Myrtle Beach bayağı sıcaktı. Soğuğa dönüyoruz yine. Umarım videoları beğenmişsinizdir. Lütfen yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna tıklarsanız da çok iyi olur. Herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz aklınıza takılan. Ha bu arada restorandaki yemek güzeldi. Kuru fasulye pilav. Biraz baharatlıydı ama güzeldi. Kuru fasulye, yoğurt, işte pilav, çay. Tiple beraber $35 falan verdim. Normal bir fiyat. Doydum. Kebap da yeseniz mesela o da $22-23 falan zaten menüyü gördünüz. Neyse, bu videoyu da burada bitiriyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Umarım Türkiye'de izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Umarım bir gün siz de buralara gelebilirsiniz. Gezebilirsiniz. Amerika'dan izleyen arkadaşlar da varsa eğer Washington'a gelin. Gezin. Güzel yermiş hakikaten burası. Ama ben yürüme yaptım. Yani yürüme yapmayın. Bu scooter falan kiralanıyor. Onu kiralayın. Onunla yürüyün. Yani yürürüm. Bir şey olmaz dedim ama bacağım çok ağrımaya başladı. Sonra da bir kiralamadım. Bir daha kiralamayayım diye kiralamadım. Ondan sonra kaldı. Neyse. Herkese sevgiler, saygılar. Have a good one arkadaşlar.